teknik olarak bir anlatır mısınız? Şöyle, öncelikle tabii gönüllü okuyucularla yapılıyor bu iş. Tabii gönüllü okuyucularda bir deneme kaydından geçiriliyor. O deneme kaydında belli kriterler var. O kriterler şöyle, zaten bir kısa metin okuyorlar geldikleri zaman. O metin içerisinde işte o okuma süresince işte belli bir süre hatasız okuma, işte nokta virgüllere dikkat etme, işte ses tonu, ses karakteri gibi başka birkaç kriter daha var. Onlara dikkat ediliyor. Bunu kurulumuz dinliyor. Onay çıktığı zaman da işte hafta içi belli saatlerde, işte karşılıklı o saatler belirleniyor. Maksimum 2 saat okuyor okuyucular. Çünkü 2 saat süresince sürekli okuyorlar. Yani tabii dinlenme süresi de oluyor. Şey bozulduğu için okuma şekli o sırada hem yorulmadan hem işte dikkat dağılmaları olduğu için o 2 saatten fazla okutmuyoruz. Sinem Görgülü. Yumuşak, ılık geceyle sarmalanmıştım. Beni kollarına almış, taşıyordu. Bedenimin gecenin içine dağıldığını hissediyordum. Sanki gökte süzülüyor gibiydim. Bir adım daha. Korkmuyordum. Hiç korkmuyordum. Korku bana yabancıydı. Bu son günlerde korkunun belirmesinden öyle çekinmiştim ki aklımdan atamadığımdan hatırlıyordum korkuyu. Ortaya çıkmasını ve beni engellemesini, her şeyi mahvetmesini istemiyordum. Küçük bir adım. Şehrin uğultusunu işiteceğimi sanmıştım. Ama sakinlik beni şaşırtıyordu. Sessizlik değil, hayır, sakinlik. Bana kadar ulaşan bütün sesler yumuşaktı, uzaktı. Ben seslerin peşine sallanırken gözlerim gecenin örgün ışıkları içinde kayboluyordu. Bir adım daha. Çok özel aydınlatmanın koyu altın rengine dönüştürdüğü çelik kiriş üzerine yavaşça ilerliyordum. Çok yavaşça. Bu gece Eyfel Kulesi ile ben birdik. Tuhaf, çekici, estirici, ılık ve nemli havayı ağır ağır soluyarak altın kirişin üzerinde yürüyordum. Ayaklarımın altında, 123 metre aşağıda, Paris uzanmış, kendini bana bırakmıştı. Sayısız göz kırpışlarla ışıldayan şehir ışıkları birer çağrı gibiydi. Cazibesinin farkındaydı. Kanımla döllenmeyi sabırla bekliyordu. Bir adım daha. Ben bu yaşa kadar düşündüm. Hani insanlara faydalı şeyler yapma fikri beni sardı. Kendime ve insanlara nasıl faydalı olabilirim gibi düşünceler içine girdim. Sonrasında annem bana böyle bir projen olduğunu söyledi. Ben dedim ki ben okumayı seviyorum. Ve ben hani Allah'tan bana gelen bir yetenek sayesinde hani gözlerimle güzel bir şekilde okuyabiliyorum hani. Ama bazı kimseler var ki böyle şeye sahip değiller. Düşündüm ki benim sesim onlara hani bir umut olabilir. Onlar farklı şeyler düşünebilirler. Ve okumayı da sevdiğim için insanlara bu şekilde yardım edebileceğimi, seslenebileceğimi düşündüm.